Şu anda evde oturuyorum. Genelde evde çalışıyorum. Kendimi fit olmaya çalışıyorum. Bizim 11 Temmuz'a kadar bütün turnuvalar iptal oldu. Ve şu anda her gün haber bekliyorum. Her hafta bizim Uluslararası Federasyon bize güncelleme yapıyor. Umarım en kısa zamanda hep beraber kortlara döneceğiz. Peki bu sürece baktığımız zaman ilerleyen dönem içerisinde tenis dünyasını nasıl etkileyecek sence bu salgın? Bence çok zor bir dönem bekliyor çünkü iki senaryo var. Çünkü tenis biliyorsunuz global bir spor, her ülkede oynanıyor. Belki sadece bir bölgede oynayacağız sadece. Örnek veriyorum Avrupa'da ve herhangi bir ülkede. Belki de normal döner. Umarım en kısa zamanda ve hatta 2021 ben diyorum güzel hep beraber kortlarda olacağız. Tabii aslına bakıldığı zaman tenis sporu oldukça büyük rakamların döndüğü bir spor dalı. Djokovic, Federer ve Nadal da sponsor desteği olmayan sporculara hep beraber destek olma sözü verdi. Buradan da baktığımız zaman bir ekonomik sıkıntı içerisine girebilir mi dünya tenisi? Tabii mutlaka zaten yardım olmazsa çoğu oyuncular zor durumda kalacak. Özellikle 300'den sonra oyuncular çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Yani 150-100 numaralar o kadar etkilemez ama diğer oyuncular büyük sıkıntı giriyorlar bu dönem için. Umarım bu dönemi en kısa zamanda atlatacağız ve onlarla desteğe herkes devam edecek. Evet. Tabii sen Wimbledon'da ülkemizi temsil eden ilk sporcu olarak da tarihe adını yazdırmış bir isimsin. Ülkemizdeki tenis sporunun son durumunu, gelişimini nasıl değerlendiriyorsun? Yani son durum çok iyi gidiyor. Özellikle son 10 sene çok şey başardık, çok turnuvalar oldu. Bu ilk defa böyle bir şeye karşılaştım. Daha önce hiç kuş gribi oldu, domuz gribi oldu, öyle bir şey olmadı. Umarım çok yakın zamanda toparlayacağız. Tüm sporcularla başarılar diliyorum. Umarım bu dönem herkes iyi geçer, iyi bir hazırlık yapar ve en kısa zamanda büyük başarılarla sahaya çıkacağız. Peki yeni genç yeteneklerin yetişmesi için neler yapılmalı? Özellikle tenis sporuna gönül veren, çocuklarını tenise göndermek isteyen velilere bir mesajın var mı? Yani mesaj her zaman tenis çok güzel bir spor. Çok gelişiyor Türkiye'de. Çok müsait Türkiye'de tenis oynamak için. Zaten sayılar çok arttı son döneminde. Umarım o sayılar her sene daha artarak gidecek. Ve şu anda tüm halkımıza çok geçmiş olsun diliyorum. Bütün sağlık çalışanlara sonsuz teşekkürler. Devlet iyi tedbirler alınıyor. Umarım en kısa zamanda hep güzel günler göreceğiz. Peki sevgili Marcel İlhan, şu anda evdesin. Uzun zamandır aslında hepimiz evdeyiz ve birçok şeyin özlemini yaşıyoruz. Bizler için belki çok basit olan şeyler vardı önceden. İşte bir AVM'ye gidebiliyorduk, kafeye gidip oturabiliyorduk ama şimdi bunların hiçbirini yapamayacak durumdayız. Evde olduğun süre içerisinde en çok neyin özlemini yaşıyorsun ve bu süreç bittiğinde ilk şunu yapmak istiyorum dediğin bir şey var mı? Yani ilk şu anda korta çok çıkmak istiyorum. Antrenmanı özledim. İlk korta çıkacağım büyük ihtimal. Onu düşünüyorum. Ama şu an bu dönem için ailemle çok vakit geçiyorum. Normal şartlarda ben sürekli yurt dışındayım. Ve bu dönem için ailemle çok güzel vakit geçiyorum düşünüyorum. Hepimiz için aynı geçerli. Peki evde neler yapıyorsun? Ev işlerine başladın mı? Valla evde genelde kendim fit olmaya çalışıyorum. Bazı hareketler var. Bahçede ip atlıyorum. Yani kendimi fit olarak hazırlanıyorum sezon için. Kilo kontrol ediyorum. Kilo almaması lazım bu dönem için. Çünkü az spor fazla yapmıyoruz şu anda.